Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine neden 3 kahramanımız var. Bir de e, önceden tanıtmış olduğumuz Yisun Sin kahramanı vardı. Eğer YSS'yi tanıtmadıysam birazdan bakarım. E, onu da videonun sonuna eklerim. E, bugün değişen 3 kahramanımız var arkadaşlar. Birisi Zilong, Mia ve Eidora. Artık bu kahramanları e, metaya sokmak istiyor Mobile Legends. Ve bu kahramanların oynanmasını istiyor. Oldukça düşük. E, kaldığından kahraman görünümlerini Ulti ve skill Özelliklerini e, Değiştirdiler Hemen şöyle kısaca bakalım e, Değişen şeyleri hep birlikte öğrenelim e, Burada Pardon kapı açıldı <laughs> Burada arkadaşlar Pasifi var her 3 temel saldırıdan sonra Zilong sıradaki temel saldırısıyla Rakiplere çoklu saldırıyor Biliyorsunuz 1.8 temel saldırı Hasarı var e, Ultisinde bir değişiklik var. Zilong'un hareket hızı %40 saldırı hızı e, 6 saniye için yavaşlatma etkilerine bağışıklık kazanıyor. Negatif etkilerin altının anında kaldırıyor. Yani stun yediğiniz zaman ultileri kaldırabiliyor. Ve yüce savaşçı aktifken ejder borosu her 3 temel saldırı yerine 2 temel saldırıdan sonra tetiklenebiliyor. Yani o şu şekilde oluyor arkadaşlar. 1 2 ve 3 dır tarıyor bu şekilde. Ee, şimdi ulti açtığımızda bunu göstereceğim sizlere. Ulti açıyorum. 1, 2 ve daha hızlı vurmaya başlıyor. Yani öncesinden daha aktif. Ee, i̇kinci yeteneğine bakacak olursak mızrak saldırısı yapıyor. Ee, bir önceki skillini değiştirdiler. Görünümünü ve kullanışını da değiştirdiler. Ee, bu çoklu vurabiliyor arkadaşlar. Aynı alanda varsa eğer. Hedefe şu an bu ile birlikte 500 hasar veriyor ve Hedefi 0.5 saniye %80 yavaşlatıyor. O da şu alanı biraz kısa, belki biraz daha uzun yapılabilirmiş e, alanı kısa kalmış bir savaşçıya göre bu şekilde saldırıyor. Görmüş olduğunuz gibi e, çokluğu da saldırabilir. Şöyle iki tane normal bot koyduğumuz zaman ortasına saldırdığımızda ikisini birden vuruyor. Yani düz bir hat üzerine vuruşunu yapabiliyor. Bunun haricinde ilk yeteneğinde Zinon düşman birbirini geriye savruyor ve fiziksel savunmasını 3 saniyeline 30 azaltıyor. Bu tabi e, ondan başlıyor arkadaşlar. Seviye arttıkça 30'a kadar çıkıyor. Yani e, şöyle yapalım. İtemlerimizi bir satalım. Bunu da görme şansını elde etmiş olalım. Şimdi e, şuraya bakacak olursak 30 e, 15 seviye olduğum için bir vurdum şöyle yapalım şuraya yeni bir tane çıkartalım e, biri vurdum Görüyorsunuz 226 vuruyor. Ee, şöyle şunu da vuralım da bir gitsin 226 vurduğunu gördük. Bu yeteneğimizi kullandık 267 vurmaya başladı. Yani ona bir tık e, fiziksel hasarı kırdığı için katkı sağlıyor. Kahramanımızın ultisi bu şekilde. Bunu az önce göstermiştim sizlere. Her 2 saniyede bir hasar veriyor fakat full build olursak şuradan oyunun otomatik buildini alayım daha hızlı vurma vurabiliyor ee, kahramanımız saldırıda bu şekilde ikinci yeteneğini yani böyle kullanılabiliyor fakat kahramanın e, herhalde en düşük e, bu revamp'lardan Zilon olmuş. Şimdi size Eydora ardından da Mia'yı göstereceğim. Benim en sevdiğim Eydora ve Mia oldu. Eydora çok güçlü olmuş bir de Mia aşırı güçlü olmuş. Bunları sizlere birazdan göstereceğim. Evet arkadaşlar sıradaki kahramanımız E-Dora. Edora da çok güzel bir revamp geldi. Karakterin görünümü değişti ve skill e, efektlerinin görünüşü her şeyi değişti. E, şimdi bunlara bakacak olursak pasifinde süper iletken etkisi mevcuttu. 3 saniye boyunca süper iletken etkisi veriyordu. E, ilk yeteneğinden başlayalım. e önündeki fan şekli alana çatal yıldırımı göndererek düşmanlara e, 500 hasar veriyor. Ve kısa bir gecikmeyle 300 artı ekstra büyü hasarı veriyor. Eğer süper iletkene sahipse yani o da şöyle arkadaşlar bakın normal vuruyorum. Süper iletken üzerinde görüyorsunuz. Yani yetenek attıkça süper iletken olmuş oluyor. İkinci yeteneği stun'ı biliyorsunuz karakterin. Ee, yıldırım topu gönderiyor 425 büyü hasarı veriyor. Hadi, herifi 1 saniye yakın sersemletiyor. Eğer süper iletken etkisine sahipse yıldırım topu hedefe vurduğunda küçük yıldırım toplarına bölünerek hedefin yakındaki 3 hedefe dağılarak 425 artı ekstra hasar veriyor. Ee, ultisine bakacak olursak yine ultisi aynı şekilde fakat e, süper iletken etkisine sahipse bu sefer çoklu hasar verebiliyor. Onu da şöyle gösterelim sizlere. Ee, şuradan ben bir bekleme süresi yok yapacağım sizler için. Hızlı bir şekilde vurayım diye. Ee, ilk yeteneği attım. İkinci yeteneği attığımda yakınındaki düşmanlar stun yedi. Bu galiba 4 karaktere kadar devam ediyor. Bakalım 4'üne de tutturduk. Süper iletkeni Q'yu vurduk. 4 karakterde aynı anda 1 saniye yakın stun yedi. Ee, ultisine bakacak olursak arkadaşlar ultisiyle yine pardon ikinci yeteneğini ile tekrardan bir süper iletken veriyorum ve ultiyi bastığım zaman yakınındakilere vurmuş oluyor. Bunu bu şekilde kombolayabilirsiniz. Ee, Q'yu atıyorum süper iletkenimi verdim. Ultimi bastığımda yine topraktan hasar alarak vuruyor. Ve bu arada süper iletken etkisine sahip olduğu için 3 saniyede e, kom seri skillleri kombolamak için e, bunu yapmışlar. Hemen şöyle gösterelim. Süper iletkeni gönderdim. Bir tane daha vurdum. Bakın ekstradan bir hasar dağılımı oluştu orada. Tekrar görün. Bakın 284 284 hepsi hasar yedi. yani bunun kombosunu şu şekilde yapabilirsiniz ee, Q'yu basit bir şekilde W ve ultiyi vurduğunuz zaman bu şekilde devam ettirebilirsiniz isterseniz de e, sadece şöyle 3 kişiye Q'yu vurup ultiyi vurup ulti de atabilirsiniz fakat bu kombonun dışında kalıyor. Süper iletkeni e, Q ile verip bu şekilde hepsini satın anlamanız gerekiyor. Eğer bekleme süresi e, yapacak olursak, şöyle kaldıracak olursak, şuradan 2 saniye botumuzu alalım, e, şöyle bir buildimiz olsun. Bu arada minyonları da sekiyor, bilginiz olsun. E, ultisini şey üzerinden kaldırmışlar. Anlık hasarı yine çok güzel. Önceden ülkesini ormanlara kullanabiliyorduk kahramanın, fakat şu an e, kullanamıyoruz bilginiz olsun. Evet bir bakalım. 3 saniyeye kadar düşmüş. 5.1 ve e, 15.6 bunu tabi fani zamanla bitirebiliriz. Evet kahramanımız bu e, bu şekilde değişti. Şimdi ise en son sevdiğim kahramanı Mia'yı göstereceğim sizlere. Mia'ya e, en çok Sevdiğim özellik Mia'nın ki yani Mia'nın değişmesi olduğu hem görünüş açısından hem de skill açısından Mia çok 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 daha iyi oldu diğer revamplara göre. E, hemen bakacak olursak arkadaşlar pasifi değişti. Temel saldırıları düşmana hasar verdiğinde saldırı hızı 5 oranında artıyor 5 defa birikebiliyor. 3 saniye sürüyormuş bu ve Mia maksimum saldırı hızı yığınına ulaştığında her temel saldırısını desteklemek için ay ışığı gölgesini çağırıyor. O da şöyle arkadaşlar bakın bir altta görüyorsunuz 2, 3, 4 ve 5. Evet beste yaptım şimdi Mia bir gölgesini çağırıyor ve şurada görmüş olduğunuz gibi bir de gölge ekstradan 55-56 şöyle hasar veriyor 56-56 hasar veriyor. Tabi bu seviye art, çıktıkça ve item aldıkça değişiyor. Vizyon atışı var arkadaşlar. İki ok ayrılıyor ve hedefine hasar veriyor. E, ee, ok bu normal zaten kullandığımız şeydi. Ee, diğer hedefleri ise %30 fiziksel hasar veriyor ve 9 saniye sürüyor. Temel saldırıları sadece bir defa ayrılabiliyor. Ee, şöyle gösterelim kardeş bir vurma botlarıma. 1, 2, 3, 4, 5 çıkartalım. Normal 3 vuruyor. Bakın Şöyle ekstradan ekstradan hasar veriyoruz ve yanlara hasar vermeye devam ediyoruz. 9 saniye kadar sürüyor. Zaten bekleme süresi 11 saniye. Yani sürekli kullanabileceğimiz bir skill diyebilirim sizler için. Ok yağmuru yine aynı fakat görünüşü ve e, kullanışı değişti. E, i̇kinci yeteneği Mia belirlenen hasa, alana 8 küçük ok oka dağılan ok yağmuru saldırısı yapıyor. Hasarı düşük fakat kitle kontrol olarak kullanılabilir. Hasar alan düşmanları 2 saniyede yavaşlatıyor. Her isabetli ok ay tutulmasına bir yığın ekliyor. Ay tutulmasından etkilenen rakipler miye tarafından 8 defa vurulursa 1 saniyede donuyor arkadaşlar. Şöyle bakın isabetli dedi. Şöyle bakın 1, 2, 3. Şu an ekstradan pasifini açıyorum. Bir tane daha vurdum. Bakın şurada altta bir şey doluyor görüyorsunuz. Evet tekrardan dondular. Yani bu da şurada gösterelim. Bakalım bunda işliyor mu? Evet işliyor. Altta bakın bir şey doluyor şöyle. Kardeş şuna vuracaksın ya. Onu masa çok güzel olacak. Neyse şunu ee, kaldıralım. Tam Şu bir arama geldi. Evet hasar botunu ekledim. Bir yavaşlatma oldu. Altta şeyi bunda çalışmıyor. Şunu da deneyeceğiz. Evet. Şu an BS'yi bekleteceğim biraz. İkinci yeteneği attım. Bakın altında iki tanesinin şey var. Vuruyorum şu an. Tabii hızlı öldüler. Şu dondu. Bu gördüğünüz gibi dondu bu şekilde. Bunu böyle kullanabiliyorsunuz. Ekstradan ultisi arkadaşlar. En iyi olan da ultisi olmuş. Ee, turbo gizlilik modu. Bunu her zaman kullandığımız şey zaten ama değiştirildi. Ee, Mia üzerindeki tüm negatif etkilerden kurtularak bir buçuk saniye boyunca görünmez oluyor. Mia saldırı yaparsa görünmezliği bozuluyor. Mia ayrıca turbonun yığınlarını anında kazanarak hareket hızını 7 saniye için 165 arttırıyor. Bu çok önemli. Bakın bot fırtına aldınız bunları aldınız. Abi şu 3 sistemi aldınız. Bir basıyorsunuz. Abi topuk. Hıza bakar mısınız? Bu hıza kim yetişebilir? Bu bir bakın nereye kadar geldi karakter. Ee, ekstradan demiş olduğum gibi burada e, hareket hızını 7 saniye için %65 arttırıyor ve negatif etkilerden kurtuluyor. Yani şöyle bastınız negatif etkilerden kurtuldunuz ve kaçarken çok hızlı bir şekilde böyle vurabilirsiniz. Şöyle sizde kimse vuramadan. Mesela şöyle hop birinin yanına geldiniz ve çok hızlısınız. Şu an hızınız bayağı aktif. Ee, tamamen şey olarak kullanabilirsiniz bunu. E, ee, fight'a girdiniz bu şekilde. Şöyle fight'a katıldınız ve takım rakip çok üstünüze geliyor. Hemen ultiyi basarak topuklayabilirsiniz. Yani Natalya'dan bile sanki daha hızlıymış gibi karakter bakın. Şöyle Nata bu kadar hızlı koşuyor mu bilmiyorum ama zannedersem Natalya'dan daha hızlı e, ilerleyebiliyor. Evet kahramanlarımız bu kadardı. Sun-Sin'i zaten göstermiştim diye hatırlıyorum. Ee, onu göstermeye gerek yok. Ee, Chong'un ismi, Chong karakterinin ismi Yu Yang, Yu Zang olarak değiştirildi ve Liu Yi olarak e, diğer kahramanın ismi de değiştirilmişti. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.